Hikayemizi annemizin bize anlattığı kötü bir hikayeden dolayı gece kabusla uyanıyoruz. Kalktığımızda ise yanımızda uyuyan ablamızın olmadığını görüyoruz. Ablamız geceleri genellikle evden kaçıp ormanda geziniyormuş. Biz de ablamızı bulmak için geceleyin onun arkasından gidiyoruz. Ve hikaye böylelikle başlıyor. Bu neymiş? Evet, kozalaklar ayin yapıyor. Aa! Ya bir insan niye bu oyunda jumpscare yapar ki? Bir de geyikten yapmışlar. Allah Allah. Burası ne? Giriliyor mu buraya? Evet, girdik, düştük. İleride ışık gibi bir şey var. Gidip bakalım neymiş. Evet, geldik. Neymiş bu? Dur oğlum, dokunma. Ya oğlum, sen her gördüğün parlayan şey dokunuyor musun? Eline başına bir şey gelecek şimdi, Allah aşkına ya. Evet, aldın. İyi, halt yedin. Parlayan top aldık. Cebimize attık. Biz böyle giderse ileride çok yaşamayız, ben diyeyim size yani. Dur bakalım, gece gece dağın tepesinde biri bağırıyor. Kimmiş bu? Aha, abla. Gece gece dağın tepesinde ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Allah aşkına abla, eve gidelim. Gece gece başımıza bir iş çıkaracaksın şimdi. Vallahi billahi ya. Dur bakalım, gece gece top oynuyoruz. Başımıza bir iş çıkacak vallahi da. Neyse bakalım. Hadi hayırlısı. Dur bakalım, yukarıdan falan vuruyoruz şimdi. Arkaya falan gidecek top şimdi. Vallahi billahi gene başımıza iş çıkacak ya. Sana mı atayım top? Al. Aha. Belliydi böyle olacak. Başımıza bir iş geleceği belliydi yani. Aa, tuttu. İbretlik. Allah Allah. Allah aşkına abla, eve gidelim. Gece gece başımıza bir iş çıkartacaksın ya. Nereden bulduysak bu deliği de. Aha. Belliydi böyle olacağı ya. Yoksa nasıl hikaye ilerleyecek ki zaten? Hala bizi ilerlere götürmeye çalışıyor ya. Deli misin? Değil yani. Direkt deli yani ablamız. Kim varmış burada? Oh. Amcam uyuyor. Almış yanına torunu da. Eşlikler arasında kestiriyor. Oh. Bu ne böyle? Cüceler çıkmaya başladı etraftan. Etrafımı sarmaya başladılar. Ne istiyorsunuz? Saklambaç mı oynayalım? Ya hadi saklambaç oynayalım. Hadi gidin saklanalım bakalım, hadi. İşimiz gücümüz yok. Milletin çocuğunu eğlendiriyoruz. Allah aşkına, vallahi billahi ya. Sen gel. Sen de gel. Bitti mi? Tamam mı? Eğlendiniz mi? İttirin. İttirin hadi. Helal. Helal lan size çocuklar. Elinize kolunuza sağlık. Hadi. Hadi sağ olun, güle güle, güle güle. Şimdi çiçek çocuk topluyoruz. Allah aşkına kurtarın beni buradan ya. Bu da sonuncu. Allah aşkına abla, kapat şunu, gidelim buradan ya. Meled'in toluk çocuğuyla uğraşmak istemiyorum artık ya. Hop. Hop. Aa, bu ne, kurbağaya benziyor. Eyvah. Öldük galiba. Ya Allah'tan dost canlısıymış. Başında da tacı var. Abla gel şunu öp bakayım. Belki öpünce prense dönüşür. Abla in şuradan, gece gece gene başımıza iş çıkaracaksın ya. Aha. Troll mü bu? Al bak, çıktı başımıza gene iş. Görmüyor da. Eyvah ya. Heh, yakaladı. Wow, çok gerçekçi bağırdı. Ben bile korktum yani burada. Gitti ablamız. Sıra bizlere de. Kaç oğlum, ne bakıp duruyorsun? Yakalayabilecek mi bize? Ve... Hop! Yakalayamadı. Ama ablamız da orada kaldı. Eyvallah kurbağa. Sen olmasan biz ne yapardık? Eyvallah. Yemezler. Biri olur, iki olur. Sökmüyor artık bunlar bize.
Bu ne böyle? Bağırsakların falan içine girdik. Üzerimiz, her yerimiz kan oldu. Ben o zaman hayatta girmem buraya. Dur bakalım, görecek mi bizi? Gördü galiba. Evet, görmüş. Boss fight'ı. Hop. Ah, düştüm. Ay, kafama geçirdi satır. İkiye böldü beni. Hop. Bu net parçası düştü. Şu bir. Oo abi, dur sakin, ne yapıyorsun? Etrafı dağıtıyorsun. Hop. Gene et parçası düştü. Şu da iki. Olmadı. Şu da iki. Hadi bakalım. Dur abi, etrafı yıkıyor. Allah Allah. Ne oldu? Yendik galiba. Hadi. Hadi ittirin çocuklar. Hadi. Helal. Evet, gidelim bakalım. Gidelim. Ay. Kimse de bir şey demiyor. Ne yapalım, gidelim bari, kimse bir şey demediğine göre. Hadi gidin bakalım. Annenize bir şey demeyin ha. Ay. Neyse, öleceklermiş zaten. Burada el var. Aha, beni de yakalayacak. Hadi gidelim. Gözlerim. Gözlerim gitti. Neyse, şuraya çıkalım bir. Geçiyorum böyle. Görmüyor herhalde bizi. Geçiyorum böyle. Görüyormuş. Ay, kafamı patlattı. Bak bak, öbür tarafa bak. Geç. Bekleyelim. Öbür tarafa bak. Tamam, geç. Geçtik galiba. Tehlikeli bir yerden geçiyor gibiyiz. Aha. İyi, bir şey olmadı. Ay, pardon, isteyerek olmadı. pardon. Bunu oynayabiliyor muyuz? Oynayabiliyormuşuz. Seslere bak. Hop. Bu ne, gene bağırsakların içine falan mı girdi? Gene bir şey bana doğru bir şey geliyor. Geri dönemiyorum, koşamıyorum da. Yedi beni ya. Şunu ittirelim mi, karşıya geçelim. Hadi. İçinde cüce varmış. Bilmiyordum vallahi. Neyse, yapacak bir şey yok. Attık artık, gel aşağıya. Hop, bırakın lan golemi. Mızrak falan atıyorlar ha. İn lan aşağıya. Şurada sonuncu. Hudu vardı. All he longed for was a friend. Eyvallah kardeşim. Elin dert görmesin. Bu ne? Bunu ben ne ara düşürdüm? Neyse, alalım, cebimize atalım. Aha, arkadan bir tane troll geliyor. Eyvah ya, bunların hepsi yem miydi ya? Ne ara düşürdük topu ya? Bu sefer gittik ya. Yakalayacak bizi. Geliyor. Yakaladı bizi. Bu sefer nasıl kurtulacağız merak ediyorum ya. Yapacak hiçbir şeyimiz yok ya. İyi tipe bak. Salyalara bak. İyi. Gittik ya bu sefer. Gittik bu sefer. Mübarek taş. Nur topu. Bura neymiş?
Aa, ne oluyor? Bir müzik çalıyor. Aa, hoppide zıplıyor, oynuyor. Ne oluyor be? Dur, hoppide bir yerlere gidiyoruz ama. Aşağı düştü. Bu kim? Çalıyor abi. Aa, niye durdu? Eyvah, bize doğru geliyor. Gene ne var ya? Niye bizi herkes öldürmek istiyor abi? Bu tip ne ya? Eren'e benziyor. Kaç. Hop. 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 Vallahi geliyor ya. Niye geliyorsun peşinden? Ne yaptım ben sana durup dururken? Allah Allah. Ne oldu, kaçtık mı? Koşamıyorum daha, hayır, kaçamamışız. Geliyor arkamızdan. Ya bu tip ne ya? Zombi mi, ne bu ya? Nereden çıktı durup dururken? Her şeyde bizi buluyor. Koş. Koşamıyoruz da. Kaçtık mı? Kaçtık galiba. Buraya çıkalım bir. Aha, abim keman çalıyor uzaktan. Oha, hepsini uçurdu. Geç. Buraya da geç. Koş koş, geç şu taşın arkasına. Koş. Of, kurtardık. Koş. Koş. Bir daha gel. Aa, eğil eğil eğil. Yedin de kurtar. Geçebilecek mi? Geçtik herhalde birazcık ama. Hadi. Of. Sülük gibi yapıştım ya. Bu sefer geçeceğiz galiba. Geçtik gibi. Koş. Aa, kurtardık. Geç 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 geç. Koş 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 koş. Hadi. Geçtik mi? Oh, bir şey olmadı. Bitti gibi. İyi gibiyiz. Aa, koş. Ya oradan beni nasıl yakalıyor ya? Bu sefer geçeceğiz. Saklan saklan saklan. Ha, görmüyor. Kurtardık gibi. İyi, geçtik gibi. Dur bakalım, bir tane kitap buldum. Nathan zamanında keman çalmaktan hoşlanan sıradan bir adammış. Ancak köy halkı yeteklerinin değerini bilememiş. İnsanlar sürekli ona sataşıyormuş. Sataşma tek kişinin Nathan'la aşık olduğu kızmış. Bir gün sonunda zorbalık ve yediği dayakla o kadar fazla gelmiş ki Nathan öfkesine yenik düşmüş. Eti ve kemiği çürüyene kadar herkes dans ettiğini yasaklı melodiler çalarak köye girmiş. Nihayetinde herkes ölmüş ve geriye yalnızca Nathan'ın melodileriyle dans etmeye çalışan cesetler kalmış. Sevdiği kız da ölümün elinden kurtulamamış, perişan olan Nathan köyü terk etmiş ve üzüntüsünden boğularak göl kenarında yaşamaya başlamış. Orada hala insanları ölümcül müziğiyle kendine çekermiş. Şuraya çıkalım bir. Evet, çıktık. Yeter ya, bir peşimi bırak artık ya. Bir de ısırıyor beni ya. Köpek midir nedir? Evet, gidiyoruz. Aa, arkamızdan atlamış. Yakaladı vallahi. Öldük mü? Aa, aşağıya düştük beraber. Öldük mü? O ölmüş galiba. İyi, ölmemişiz biz Allah'tan. Hop. Aa, gözlerim yeter artık. Göremiyorum, ne yapacağım? Ay, öldük gene ya. Zıpla gene. Eğil, sakla. Nasıl göremiyorsa artık beni de. Zıpla. Saklan gene. Tek tek geçeceğiz böyle herhalde. Koş. Zıpla. Buraya da geçtik herhalde. Bu bitki de nereden çıktıysa artık. Bu ne böyle? Buraya bir tane ablamızı asmışlar. Abla hırlıyor. Vurabiliyor muyuz sana? Vuramıyoruz. Girelim bakalım eve. Ne bu, cehennem açılan kapı mı? Dök bakayım şunu. Cehennem kapısını açtık herhalde. Cehenneme gidiyoruz.
tane daha kitap buldum. Ne bu? Ayin kitabı mı? Bebeği kurban ediyor arkadaşlar yani. Ondan bahsediyor kitap. Aha bebek var. Oğlum koş kadın. Bebeği kurban edecek. Koş arkasına durdur şunu ya. Gitti vallahi. Burası neymiş? Aha kurban edilen bebekler burada galiba. Atlayalım. Bu ne? Aslı abla orada. Çek bakalım. Ne yapacağız? Altından falan mı geçeceğiz? Nasıl gelmiş ki bu buraya böyle? Kargalar gibi. Saldırıyor mu bunlar? Yok saldırmıyorlar. Ne yapacağız? Vuracak mıyız? Aa oyun çözdürtüyor bana. Oğlum manyak mısın? Niye çözüyoruz bunu? Başımıza iş alacağız şimdi ya. Oğlum niye çözdük biz bunu? Eyvah ya. Aha geliyor vallahi. Aa bu ne böyle bebek çıktı. Bir tane daha geliyor. Aa bu ne ya çok sesli. Geliyor gene. Ama bu sefer hazırım. Aha bebek. Bu sefer gelecek ama. Evet. Gene bebek. Bu sefer kesin gelecek ama. Bu sefer geldi geldi. Elim titredi gene ya. Bitebilir mi artık? Gene bebek. Gel gel. Aa, gözlerim gene ya. Yeter her seferinde aynı şey ya. Gözlerim acıdı artık. Aha abla kendini asmış. Bebek? İnşallah bebeğe bir şey olmamıştır ya. Hayır. Abi. Bak yüzü bak şimdi bu ya. Abla niye böyle bir şey yaptın ki ya? Bak ayağından pıt diye ses geldi çocuğun ya. Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial. Bir tane daha kitap buldum. Uzun zaman önce tahtına varis olmayan huzurlu bir krallık varmış. Uzun süren bekleyişin ardından nihayet Kral Nils ve Kraliçe Magdalena'nın çocukları olacakmış. Kraliçe sonunda oğlunu dünyaya getirmiş ve ismini Ulrich koymuş. Ancak bir anda doktorla kraliçenin yatağını çevrelemiş. Magdalena doğum sancılarına yenik düşmüş. Kral hayatının aşkını kaybetmiş. Kral Nils bu kederin yüküyle yaşlanmış. Bu sırada Ulrich ise hayat dolu genç bir çocuk haline gelmiş. Prens kralın yüreğindeki karanlığı kilitli tutan tek şeymiş. Bir gün Prens Ulrich hasta olmuş. Doktorlar ellerinden gelen her şeyi denemişler ancak Ulrich gittikçe daha da kötüleşiyormuş. Doktorlar Kral Nils'e cadıların her türlü hastalığı iyileştirmek için kullandığı söylenen efsanevi bir çiçekten bahsetmişler. Kral Nils bütün krallıkta çiçeği aramış ancak çabaları nafile olmuş ve seferi kısa sürede acımasız bir cadı avına dönüşmüş. İzlediği yolda öldürdüğü cadılar diziliymiş ama çiçeği hiçbir yerde bulamamış. Ablamız. Ablamız kaçırmadılar mı diye? Kaçtı mı ki acaba ablamız? Dur abla bekle. Kim gülüyor ya? Aha biri oturuyor. Ne bu şimdi? Boss fight'a benziyor. Kesin boss fight. Evet boss fight'a geldik. Daha demin boss fight yapmadık mı ya? Ne ara geldik? Oo, sansürlemek gerekebilir burayı bilemedim. Biraz tehlikeli gibi burası. Evet başka bir boss fight. Vuralım. Bir şey olmadı. Yine bir şey olmadı. Şunları mı vuracağız ki acaba? Oo, hop. Sakin ya. Şimdi şey yok gene bir şey olmadı. Bir daha geliyor. Hop. Şunu da vuralım.
Oh. Tek. Şu bir. Geliyor. Çat. Şu da iki. Şu da üç. Şu dört. Şu da beş. Şimdi vuralım. Daha düştü. Bitti mi? Aha, ablam büyü kesliyor. Küfür etti bildiğin şu an bize. Oo. Reisin ellerine dur. Ne yapacaksın? Oo, reis çıkardı emaneti. Oğlum senin yaşın erken. Daha 5 yıl var senin o emanı çekmen. Sakin ya. Ne yapacaksın? Öldüreceğim mi? Oğlum ne yapıyorsun? Çıldırdın mı? Sakin. Daha yaşın kaç? Dur. Aha tamam. Allah'tan bir şey olmadı. Ama kızdırdın ablayı. Evet. Ne oldu? İkinci faz mı? Hayda. Vuralım yine. Yine bir şey olmadı. Aha, ablam dönmeye başladı. Yine böyle Mevlana gibi. Arkadan da müzik geliyor. Şu bir. Şu iki. Aa. Ya şimdi gene en baştan başla ya. Şu üç. Şu dört. Şu da beş. Şu da altı. Şimdi vuralım. İndi güzel. Bizim reis hakikaten öldürmek istiyor ya. Oğlum yeter la. Bırak öldürmeyi. Gene vuramadı Allah'tan. Gene kızdırdık ablayı. Ne bu? Üçüncü fazım var. Yeter ya. Daha kaç tane adam vurup duracağım ben? Adam toplanıp duruyor biri. Yeter. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Ha, olmadı. Ne bu? Ay ışığı mı iniyor şimdi? Şu da üç. Şu dört. Şu beş. Altı. Yedi. Şu da sekiz. Şimdi vuralım. Tamam, indi. Bizim reis öldürecek ya, kafaya takmış. Sakin. Yeter oğlum, yapma. Gözlerim gitti gene ya. Yeter artık. Ne bu, dördüncü fazım var? Yokmuş herhalde. Bizim reis öldürmeye kararlı ya. Salmayacak. Yapma oğlum. Hakikaten sapladı ya. Oğlum hasta mısın? Öldürme. Katil olma. Yok ya, bizim reis kanı susamış, öldürecek. Öldürme oğlum, yapma. Öldürmüyorum hadi. Ay. Öyle animelerdeki gibi olmuyormuş. Affedersin, içinden geçerler böyle işte. Bu sefer affetmek yok. Sapla. Ya o ya biz. Sapla kardeşim. Acıma. Bitir şunu artık. Kardeşim üzme kendini. Ya o ya bizdi. Sıkma canını. Bu ne böyle? Ablaları asmışlar. Çıkalım şu evden. Aa, zombiler. Bir zombiler eksikti zaten başımıza. Şuradan geçelim bir. Eyvah, kuşlar uçtu. Saklansa. Aa! Hışırt ettik ya. Yine bir tane kitap buldum. Bir zamanlar büyük bir ormanın yakınlarında huzurlu bir köy varmış. Bir gece insanlar dolunay sırasında gölgelerin arasında uzun, siyah saçlı güzel bir kadın görmeye başlamışlar. Erkekler onu ormanın içine doğru takip etmeye başlamışlar. Bazıları asla geri dönmemiş, geri dönenler ise aklını yitirmiş. Köylüler sonunda bu durumdan bıkmış, belirli bir yaştaki tüm siyah saçlı kadınları toplayarak onları cadılıktan yargılamaya başlamışlar. Doğru kişiyi bulmayı umarak onları idam etmeye başlamışlar. Ancak hala dolunaylı gecelerde erkekler kayboluyormuş. Köylüler iyice umutsuzluğa kapılmışlar ve bu garip, güzel kadını bulmak umuduyla ormanın büyük bir kısmını yakmışlar ama boşunaymış. Köylüler kendilerini kaybetmişler. Kendi annelerini ve kızlarını öldürmüşler.
karınlarını doyurdukları ormanın büyük kısmını yakmışlar. Sonra ayın en parlak olduğu bir gecede 5 cesur adam meseleyi kendi ellerine almışlar. Paltolarını giyip siyah saçlı kadını avlamak için ormana yürümüşler. Bir süre sonra açıklığın ortasında güzel bir kadın görmüşler. Anında büyülenip onu ormanın derinliklerine kadar takip etmişler. Kadın erkekleri tuzağa düşürmek için görmek istedikleri şeyi taklit eden bir şekil değiştirenmiş. Ona dokunacak kadar yaklaştıklarında ise korkunç bir şeye dönüşmüş. Göğüslerini parçalayıp açmış, onları ağaçlara asmış ve atmaya devam eden kalplerinden garip güçler çekmiş. Bu adamlar ise bir daha gören olmamış. Buraya çıkalım bir. Aman dikkat. Aşağıdan bir tane teyze bize bakıyor. Bir tane daha kitap buldum. Sevgili günlük, ona o kadar aşığım ki kelimeleri bile dökemiyorum. Onun da beni sevdiğini hissediyorum. Köyümüz hala karanlık günlerin yaralarını sarmaya çalışıyor. En azından ben ve sevdiceğim kurtulduk ve artık birlikteyiz. Zalim cadı avından sonra güvende olduğumuzu düşünmüştük. Sonunda huzurlu olacağımı sanıyorduk ama veba köyümüze ulaştı. Veba sanki günahlarımızın cezasıymış gibi geliyor. Belki de bunu hak etmişizdir. İnsanlar geceleri eline tırmık taşıyan yaşlı bir kadın gördüğünü söylüyorlar. Önünden geçtiği evlerdeki insanlar hastalanıyor. Umarım benim evime de uğramaz. Her sabah yeni biri hastalanıyor ve kısa sürede ölüyor. Onlara düzgün bir cenaze yapmaya cesaret bile edemiyoruz. Çok korkunç. Ölüler mezarından çıkıp hayatta kalanları yiyorlar. Kendimi eve kilitledim. Sevdiceğimden ayrı düştüm. Keşke onunla olabilseydim. Umarım sonraki yaşamımda onunla tanışabilirim. Yemeğim bitti ve ölüler kapıma dayandı. Onu çok özlüyorum. Şuraya çıkalım bir. Yeter artık ya, her yer jumpscare. Bırakın artık beni ya. Nereye gidiyor? Nereye gittiğimizi bile göremiyorum. Ya hay Allah Allah. Şununla karşıya geçelim bakalım. Bin bakalım bot'a. Ama niye kararıyor ya böyle? Kar oluyor, açılıyor, bir şeyler oluyor, değişik değişik. Gözlerim gitti ya. Çek koçum. Yavaş yavaş gidiyoruz. Oo, bir de ben çekeceğim. Oo. Böyle giderse sabaha anca o dağa varırız biz yani. Yavaş yavaş. Neyse şöyle ben birazcık yatayım bari. Ah! Ya yatıyordum ya. Dur teyze. Ya nereden çıktı bu ya? Başladık gene boss fight'a ya. Vur şuna. Rastgele vuruyor. Bir daha vur. Heh. Hallettik. Devam. Ne yapıyorum? Eyyy. Bu ne böyle? Fare mi? Kedi mi bu ne? Bunlar ne böyle? Şöyle aralarından kaçalım. Kolaymış. Şurada iki. Göster kendine. Woo, tırmık şu aradan. Göster gözü. Hadi. Şurada 3. Hadi. Yine rastgele vuruyorum. Şurada 4. İyi, sese bak. Round 2 mi? Hadi bakalım. Başladık yine. Aha. Rastgele vuruyorum. Aa, olmadı bu sefer. Buna da vur. Hepsine vuruyorum rastgele. Şu belki. İyi oldu bu sefer. Şu bir. Hadi çık artık. Ha, gene aynı hareket. Aralardan kaçalım onu. Allah'tan hitboxlar çok büyük değilmiş. Şurada iki. Oo, gene tırm. Bu sefer taştın. Hop. Şurada 3. Oho, hep aynı harekette. Ne zevki kaldı bunun. Göster gözünü, vurayım hemen. Göster gözü. Şurada 4. Hadi teyze. Hadi teyze, round 3 hadi. Hadi teyze, let's go. Şu mu? Değilmiş. Bu mu? He, buymuş. Şu bir. Ah! Altından çıktı.
Yiyecek beni ya. Oo gene tırmanıyor. Bu sefer arkadan. Easy. Göster gözü. Şurada 3. Oha bu ne? Gene bu rastgele bulmaya devam. Hadi. Ya hiçbiri değil. Bu ne böyle? Hangi birine vurdu? O da öldü. Üstüme kustu ya, öldüm. Bu sefer ölmeyeceğim. Ağzından duman çıkan var. Gerçi o herhalde. Şu mu şu mu? Yo yo, bu da değil. Aha şu. Burada. Bu sefer hallettik herhalde, bitti. Hele şükür bitti ya. Sonunda dağa gidebiliriz artık. Bir tane daha kitap buldum. Yorgun, kan içinde ve sabrının sonunda olan Kral Nias, krallığının dışındaki bir cadının evine gelmiş. Dizlerinin üstüne çökerek oğlunu iyileştirmesi için yalvarmış ve cadı kabul etmiş. Cadı, çiçeğin çok büyük bir güce sahip olduğunu ve yalnızca çok dikkatlice iyilik için kullanılabileceğini anlatmış. Cadı, yalnızca tek bir yaprak kullanmasını tembihlemiş. Zira çiçeğin tamamını kullanmak ölüme neden olurmuş. Ulrik iyileşmeye başlamış ama kraliyet ailesine karşı duyulan memnuniyetsizlik, Kral Nias'ın kanlı seferinden sonra daha da artmış. Kral Nias, sonraki gün oğlunu ölü bulmuş ve içindeki karanlığı kilidi tutan son ışık da sönüvermiş. Kederli Kral Nias, yaşam vaat ettiği söylenen çiçeğe dönüşüp kendi acısından kaçmak için kullanmış. Kralı ve prensi ziyaret etmeye gelen cadı, bir kabustan fırlamış gibi görünen bu manzaraya umutsuzca bakmış. Kral Nias'ın tepesine bir dağ yükseltmiş ve krallığın üzerine saldığı aynı sarmaşığı kullanarak onu zincirlemiş. Burası neymiş? Aa, kıyafet. Uy, jilet gibi olduk. Oha, kapıya bak. Yanlış bir şey yaptık galiba. Burada bir tane kılıç var. Aha, tırmanabiliyoruz. Aa, ablamız bunun içinde. Kim geliyor? Ay, gene geldi troll. Saklandık, evet. Aa, götürüyorlar ablamızı. Hayır. Aha. Ablamız gidiyor. İyi, buna çok fazla yakın çekim. Gitti abla. Hayda. Bütün yolu boşuna geldik. Amcamız kesmedi herhalde o kadar yemek. Trolü de yedi. En azından trolü de yedi yani. Bu da bir şey yani. Evet, bizi de görmüş galiba. Boss fight'a hoş geldik. Oo, bizi de yiyecek. Oha, kaç tane canı var bunun? Hayda. Aha. Allah'tan kaçtık. Geliyor. Hop. Tamam, bunu hallettik. Tamam, bu. Ya bu bayağı kolaydı. Bayağı uzaktan vurdu. Bitmiyor canı da ya. Kaçabilecek miyiz? Aha. Bayağı iyi vurdu. Hadi, az kaldı. Halledeceğim. Son iki. Şunu da dojla. Son bir. Bu da sonuncu. Oo, kılıcı çekti. Bizi yemekten vazgeçti herhalde. Bizi direkt yok edecek şimdi. Yani bir de çekiç çıkarttı. Öldük mü? İyi, ölmemişiz.
1. Müzik de hızlandı bayağı. Geliyor. Hop. Devam. Hop. Şu da 2. İyi ya, Allah'tan o kadar zor değilmiş ya. Biraz uzun sürecek ama hallederiz bunu ya. Geliyor. Tamam, bunu da hallettik. Aa, kayalar düşüyor. İyi, Allah'tan kaçtık. Hop. Devam. Ya bu bayağı yavaş yani. Müzik bayağı hızlı da. Boss bayağı yavaş yani. Aa, kafamıza yedik ya. Hop. Ah. Ah. Şu bir. Vuralım. Hay. Kafam. Yeter. Ya. Ah. Bu sefer halledeceğim seni. Geliyor. İyi, atlattık. Aa, kayalar düş, kaç. Şu bir. Şu iki. Evet, son canı. Kaçıyoruz. Allah'tan gene ucuz atlattık. Aa, kaçırdım. Aa, kayalar ya, öleceğim şimdi ya. İyi, tamam, hallettik. Şu da sonuncu. The bramble weakened. The mountain king saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. He would not lose him again. This time, King Nils would overcome. Dur, ne yapıyorsun? Masanın üstünde ben varım. Nereye gittik Allah bilir. Öldük herhalde. Bu lanet çiçek mi? İyi, Allah'tan ölmemişiz. Gidelim bakalım. Ne yapacak? Aaa. Bitkiyi yok etti. Tırmanalım bakalım şu kılıca. Hayda. En tepeye vardık. İçeri nasıl gireceğiz? Çıktık, evet. Koluna falan mı atlayacağız? Yo, sakalına atlamamız gerekiyormuş. İçeri nasıl gireceğiz şimdi? Oo, tacı taktı. Ah, düşüyoruz. Aha, taş ağzını aç. Girecek mi bakalım? Girer herhalde de. Attı. Girdi. Ama biz uçuyoruz, aşağı düşüyoruz. Düştük aşağı. Adam da üstümüze düştü herhalde. Bu sefer öldük herhalde yani. Evet, ölmüş gibiyiz biz. Ablam da hemen öğrenmiş taşı kullanmayı. Bıçak yapmış. En azından görevi hallettik ya. Ablamızı kurtardık. Ne ole ole? Gece çıktın, başımıza bunlar geldi. Gece çıkmasaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. Hep senin hat yemi. Allah Allah. Öldük işte. Aa, niye parlıyor taş? Uçuyor. Tuva had one last gift to give to Ole. Hayda, mutlu sonla bitti. Keşke kötü sonla biteydi. Neyse, bu da bir şeydir. Ne oldu, yıkılıyor mu? Kurtar bizi abla buradan, götür. Koş. Ya böyle giderse ölürüz biz yalnız, çok yavaş gidiyor ne abla. Hadi. Aha. Golem.
Nemus. Oğlum sen buraya nasıl geldin? Ayağın yok ki senin. Neyse kurtar bizi. Götür. Koş abla. Kurtulduk herhalde ya. Kurtar bizi. Nemus. Hop. Eve gelmişiz sanırsam. Bunların hepsi rüya mıydı? Demeyin şöyle şeyler ya. Çok klişe. Ha, bu sefer biz yokuz. Bu sefer biz mi gittik dışarı? But he was nowhere to be found. Bak bakalım dışarıda mıyız? Evet. However, zaten başımıza hep bundan geldi yani. Keşke korksaydın yani. Aha. Ya. Allah'tan biz varız. İşte bu. Güzeldi hikaye. Oyun yorumu. Evet arkadaşlar, oyunu bitirdik. Umarım eğlenmişsinizdir. Genel olarak oyuna bakacak olursak, oyun hikaye anlatılmak için yapılmış. Hikaye anlatılışı güzel, ambiyans ve grafikler güzel. Hikaye hakikaten sizi içine çekiyor. Hikaye genel olarak üzüntü, dram, korku temaları ağır basıyor. Başta oyun teması sevimli gözükse de ileride daha kanlı ve korkutucu oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi gerilim ve jumpscare olayları oyunda fazla. Başta böyle bir oyundan gerilim ve korku teması beklemiyorsunuz ama oyun yapımcıları bu konuda iyi iş çıkarmış. Oyun mekaniklerine bakacak olursak, yani bu oyun Souls-like olarak geçiyor ama bence bu oyunun Souls-like ile alakası yok. Souls-like oyunlar genellikle öldüğünüzde daha cezalandırıcı olur ve oyun mekanikleri bosslarda ve canavarlarda çok daha zor olur. Bu oyunda ise her yerde kayıt noktaları var, öldüğünüz zaman çok yakın yerlerde doğuyorsunuz. Hatta boss fazları arasında bile kayıt noktaları var. Yani birinci fazdan ikinci faza geçtikten sonra ölseniz bile artık ikinci fazda doğuyorsunuz. Souls-like oyunlarda bunu görmeniz imkansızdır. Ve boss mekaniklerine baktığımızda ise inanılmaz kolay. Souls-like oyunlar genellikle bossların zorluğuyla bilinir ama bu oyunda bosslar çok basit. Yani arkadaşlar, bu oyunu oynamak istiyorsanız hikaye, ambiyans, korku gibi şeyler için oynamanız gerekiyor. Eğer oyun mekaniği arıyorsanız bu oyunda pek yok. Yani hikaye için oynayın dedim ama ben zaten burada bütün hikayesi anlattım. O yüzden bu oyunu tek korku oyunu olarak oynamak kalıyor. Onu da çok tavsiye etmiyorum, daha korkunç oyunlar vardı zaten piyasada. Ama oyunun ambiyansı hakikaten güzel. Ben size pek oyunun çevresini göstermedim. Eğer ambiyans tecrübe etmek istiyorsanız kendiniz oyunu alıp oynayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.